Merhaba. Bugün size alışveriş videomda paylaşınca bana hakkında bir izlenim videosu, bir inceleme videosu çekmem için çok talep gelen Flormar'ın bu corrector paletinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle corrector'lar ne işe yarar derseniz, corrector'lar yüzünüzdeki istenmeyen renk farklılıklarının nötrlenmesine yarıyor. Yani diyelim ki gözaltı morluklarınız var. Bunları Pantone'deki renk skalasındaki tam karşıt renkle nötrlemeniz gerekiyor. Yani moru ne nötrleyebilir? İşte kırmızılık varsa onu ne nötrleyebilir? İşte yüzünüzde bir nasıl diyeyim aydınlık katılması gerekiyorsa bunu nasıl yaparsınız vesaire. Bu şekilde renk oyunları kullanmak gerekiyor. Çünkü yüzünüzde bir sivilce varsa, bir morluk varsa vesaire bunun üzerine ten renklerinde yani fondöten gibi veya kapatıcı gibi ürünler kapattığınızda o renkler alttan kendini göstermeye devam edecektir. Onları saklayabilmek için karşıt renklerle onları sıfırlamanız gerekiyor. İşte corrector paletleri de bu işe yarıyor. Şimdi bu corrector paletine bakarsak ilk baştaki ışıltılı bir beyaz anladığım kadarıyla hafif bir ışıltı katmak için yani hafif bir highlight yapmak için kullanılıyor. İkinciye gelirsek bunu morluk nötrleyici olarak koymuşlar fakat bence bir corrector olarak rengi çok açık. Yani eğer ki çok az morluklarınız varsa çok beyaz tenliyseniz evet bu renk size uygun olabilir. Fakat buğday tenliyseniz, esmerseniz veya gözaltı morluklarınız daha belirginse bu renk bir corrector sizin gözaltlarınızı nötrlemeye yaramayacaktır. Bunun için daha turuncu tonlarını kullanmanız gerekiyor. Üçüncüye gelirsek o da gözaltlarındaki hafif koyulukları kapatmak ve aydınlık katmak için bir pembe tonu. Gözaltlarınıza ilk olarak böyle pembe tonlarında bir ürün uygularsanız koyulukları birazcık daha kapatıyorsunuz. Üzerine de böyle sarı tonlarında uygularsanız tam bir aydınlık sağlıyor. Yeşil olana gelirsek, yeşil de yüzdeki kırmızılıkları, sivilce kırmızılıklarını ya da herhangi beyaz tenlilerde oluşan o kırmızı kırmızı görünümü azaltmak için kullanılıyor. Mor olana gelirsek, mor olan sarı benizli insanları genelde ışıltı vermek için, daha doğrusu hani birazcık canlandırmak için kullanılıyor. Fakat buradaki mor çok pigment. Yani bunu tam olarak nereye kullanılır bilmiyorum. Hani ciddi bir sarılık, sarı lekeler olması gerekir insanın yüzünde. Ben size ilk olarak bunun swatchlarını göstereyim. Ben size bu şekilde swatchlarını da göstereyim. Ürün yapılarına gelirsek gerçekten çok kremsi ve kolay dağılan bir yapısı var. Fakat benim bildiğim kadarıyla corrector'ların daha katı kıvamlı olması gerekiyor. Örneğin LA Girl'un corrector'ları da bu şekilde. Yani daha katı ve kuru kıvamlı olması gerekiyor ki bunlar göz altınıza iyice yapışsın ya da kapatmak istediğiniz yere iyice yapışsın, sabitlensin. Üzerine herhangi bir fondöten, concealer geçerken yerinden oynamasın. Bu açıdan bence daha katı kıvamlı olsa daha olması gerektiği gibi olur diye düşünüyorum. Bunun dışında az önce de söylediğim gibi ikinci, soldan ikinci olan renk göz altlarını nötrlemek için yeterince koyu değil. Daha turuncu alt tonlu olması gerekiyordu bence diye düşünüyorum. Bu paletteki yeşil renk de kullanışlı. Yüzünüzdeki kırmızılıkları veya sivilce leklerini kapatmak için ama dediğim gibi yani uygularken dikkat etmek gerekiyor. Çünkü üzerinden kapatıcıyla falan geçerken bir anda onu dağıtıp yok edebiliyorsunuz. Keşke daha kuru yapılı olsaydı diye düşündüm. Fakat uygun fiyatlı bir corrector paleti arayışındaysanız bu işinize görür. Yani içerisinde yeşil de var, işte pembe tonlarında bir aydınlatıcı da var, hafif gözaltı morluklarınız varsa hafif renklerde bir corrector da var. Özellikle böyle cilt problemleri çok az biriyseniz, yani bundan memnun kalabilirsiniz bence diye düşünüyorum. Zaten çok uygun fiyatlı bir ürün. Ben indirimde kaç paraya almıştım, bunu da ekrana yazacağım. Tam ürün fiyatını da ekrana yazacağım. Yani videoyu takip edebilirsiniz. Kısacası, yani ben arada kaldım bu ürün hakkında. Çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Çünkü sadece benim için kullanışlı olan yeşil olan o da dağılıyor. Yani tam böyle sivilceye kapatmıyor. Yani dediğim gibi ben arada kaldım. Hani ben bir daha almam ama dediğim gibi hani böyle çok az kusurlarınız varsa, çok hafif bir morluklarınız varsa falan filan bakabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız beni mutlu edersiniz. Eğer bu tarz inceleme, ilk izlenim gibi videoları takip etmek isterseniz ki her gün video yüklemeye çalışıyorum, kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.